Cemaat bilen, yani köpçilik bilen birge bulun. Bu hem koyunun padadan acayip kalganı iyi dediğin hadis-i şerif var. O demek degen, şu hadis cüce uzak şartlanken, bana şu buğrular koyuların içi de en bir aldığına çık gitergeni buladı. Hemen koyuların acayip en tiz gitergenler buladı. Uşan oğullarken, ki bazıları buladı, dengesel kılıp, arkada kalıp giterdi, onu avlaydı. Bazılar kesel bulup kaladı, onu avlaydı. Bazılar bir par var kalıp acire kaladı. Uşrat avlaydı. Yani acire kendi buruydu diye maksimiz. Acire kendi buruydu. Katta cemaattan cüde bin zorman deyip tizleşmek gitmek gerek. Şeytan yolunu azdıradı. Cemaattan acire kaladı. Bu bayağı hadis gibi ne? Kim cemaattan acirse dozak yakarak gitken buladı. Ya ki katta cemaattan o da denge sarı kılıp kalıp hem gitmesi gerek. Hemen şu beş ay namaz oku yaptı, Ramazan roza tutu yaptı. Bu kılıyı veriş gerek. Ya ki bir namazı farz diye yaptı, rozanı farz diye yaptı, o şimdi değiş gerek. Ya ki mutlak dinde düşünmeyi hem koyması gerek. Müslümançılıkta, Müslüman mısın ise elhamdülillah Müslüman mı, atana Müslüman bugün deyip böyle alış gerek. Yani. Bu mesela şeytan onu avlaydı. O şimdi için dinimizde her bir amelde cemleşke, ahl buluşke çakıradı. Allah Teala'nın bir sıfatı var. İnna Allaha sattarul uyub degen. Elbette Allah ayıplarını bekitkücü zat degen. Bu şey bekitkücü degen söz ota bekitkücü degen tercümesi gibi. Mubalası yaz. Elbette Allah ayıplarını cüde ota bekitkücü degen. Ne mi degen bu degen ise ayıplarını bekitkücü maksat insanla birbirlerine ahli yaşayışı. Eğer Allah Teala hazırı, hemimizin ayıbımızı mevbetke çıkar koysa, hiç kim birbirine hürmet kılmaz eğer. Kıyken günahlarımızı, hatalarımızı, şu yaşka çıkıyken ayıplarımızı, natur işlerimizi, Allah Teala eğer kurset koysa başkalar gel. Hiç kim hürmet kılmaz birbirine. Yani Allah Teala ayıplarını bir gitkenliği, Mumun Müslümanlar birbirlerinin ahli yaşasın. Ayıbını bilmekten onu hürmet kılarsın da. Eğer hemen ayıbını bilip olsanız ki uzaklaşırsın. Koy değilsin.